Tümer Demir Güncebas'ın sosyal medya üzerinden yaptığı programa Alaçatı'da konuk olan Mert Fırat samimi açıklamalara imza attı. Merhaba. Ne haber? Valla işte heyecanlı. 8 Eylül bekliyorum işte. Evet, düğün günü. Düğün günü aynen. Evliliğe giden yolda her detayı geleneklere uygun olarak gerçekleştiren İdil Fırat'la Mert Fırat çifti kız isteme merasiminden sonra aile arasında nişanlanmış ve İdil Fırat geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapmıştı. Kınayı yakmışlar geline, hazırlanmış gidiyor evine, başında al yazması. Mert Fırat'a bu hatırlatılıyor. Ünlü oyuncu aile büyüklerinin gönlü olsun diye evlilik yolunda hiçbir geleneği atlamadan düğünlerini gerçekleştirme istediklerini söylüyor. Böyle ister istemez aileler tabii geniş. Geniş olunca böyle sadece anne baba ve böyle o kısıtlı akraba çevresiyle de olamıyor ister istemez. Böyle herkesle paylaşmak istiyor büyükler. Hani o mürüvvetini görme durumu böyle biraz daha genişliyor tabii. Ünlü oyuncu düğün öncesi organizasyonların kendileri için güzel bir anı olduğunu belirtmeden geçmiyor. O da aslında şey, büyüklere saygıdan ondan sonra birazcık da onların tabii düğünü oluyor, onların organizasyonu oluyor. Bizim için de güzel bir anı olacak işte, bakalım, öyle çok stresine girmedik aslında. Mert Fırat ailesinde Türkiye'nin birçok şehrinden fertlerin olduğunu söyleyerek espriyi patlatıyor. Ama her şeyi de yapıyorsunuz galiba değil mi? Yani bekarlığa veda, kırma, yani bütün gelenekler uygulanıyor. Aynen, mecburen zaten. Böyle bizim aileler böyle şey farklı işte, Kayseri, Antakya, Malatya falan her taraftan böyle bir Türkiye cümbüşüyüz yani, tam böyle özetiyiz yani aslında. Ondan sonra her yörenin geleneğini uygulamaya çalışırsan perişan olursun. Birkaç gün alır. Tanışmayla düğün arasındaki süreç soruluyor Mert Fırat'a. Ünlü oyuncu düğünden tam 6 ay önce tanıştıklarını söylerken bu tarihin Hande Doğan Demir'le ayrıldıkları zamana denk geldiği dikkat çekiyor. Aslında 6 ay. Ha, evet, evet, evet. Aslında 6. ayında evlenmiş oluyoruz biz. Mert Fırat aslında tanıştığı anda İdil Fırat'a aşık olduğunu ve bir hafta içerisinde de müstakbel eşiyle uzun yıllar geçirebileceğini hissettiğini de laf arasında itiraf ediyor. Biriyle böyle tanışıp bir saniyede bir enerji alıyorsun. Diyorsun ki benim, biz birlikte çok uzun yıllar çalışabiliriz. Biz birlikte çok uzun yıllar zaman geçirebiliriz. Ne bileyim, oyun yapabiliriz, film çekebiliriz, senaryo yazabiliriz. Yani dolayısıyla birazcık da öyle oluyor aslında. O ilk an ve ondan sonraki o bir hafta 10 gün aslında her şeyi anlıyorsun, ne her şeyi anlıyorsun. Ben galiba biraz o duygu bu sefer aslında oldu. Yani tabii aşk olmadan hiçbir şey olmuyor. Nasıl yani sonunda çılgın sözlerle.